Evet, Malazgirt'teki fotoğraf iktidarı oluşturan siyasi ortaklar, bununla beraber kuvvet komutanları ve Türkiye'de İslami değerleri kendi siyasi çıkarları ve amaçları uğruna kullanmak isteyen, kullanmaya çalışan siyasi unsurlar bir araya geldi. Bu fotoğraf gerçekten Türkiye açısından oldukça ilginç olmakla birlikte aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'yi nasıl yönetmeyi iddia ettiklerinin de göstergesi olan bir fotoğraftır bizim açımızdan. Bu ittifak karanlık bir ittifak. Bu ittifak kendine kimileri kızıl elma dese de bizim açımızdan çürük elma ittifakıdır. Bu ittifak Kürt'e karşı, kadınlara karşı, bu ülkede ezilen ve sömürülenlere karşı kurulmuş olan bir ittifaktır. Onlar Malazgirt'ten şu mesajı vermek istiyorlar, vermeye çalışıyorlar daha doğrusu ve diyorlar ki işte biz burada Kürtler, Araplar, Türkler bir arada olduk geçmişte ve tarih boyunca. Fakat bu fotoğraf aynı zamanda bunu yalanlayan da bir fotoğraftır. Çünkü bu fotoğraf bu ülkede bulunan bütün farklılıklara, inanç düzeyinde, etnik düzeydeki bütün farklılıkları inkar eden bir JITEM ittifakıdır. Ve bizim böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Bugün Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılar ortadadır. Türkiye'de çok ciddi bir ekmek ve adalet sorunu var. Ekmek ve adalet sorununun üstünü örtmek isteyen bu anlayışın fotoğrafıdır. Malazgirt'teki fotoğraf onun göstergesidir. Ve Manisa'da burada çiftçilerle, üreticilerle, tarım işçileriyle bir araya geldik. Bugün tarlaları ziyaret ettik ve orada açlığın ve yoksulluğun bir kez daha karanlık yüzünü bir kez daha görmüş olduk. İşte Malazgirt'teki o fotoğraf, şayet bir işçi, emekçi, kadın, genç, biz açız, biz yoksuluz, biz özgürlüklerimizi istiyoruz diyecek olursa, bunun örgütlü mücadelesini verdiği zaman, alanlara, meydanlara akmak istediği zaman, işte bu fotoğraf ona üretilmiş olan, bu iktidarın devam etmesi için üretilmiş bir yanıttır. O nedenle bu gerçekten bu ülkenin çürük elma ittifakıdır. Bu ülkenin yüz karası olan bir ittifaktır ve bu iktidar bütün işlediği suçları ortaklarıyla birlikte işlemiş olduğu bütün suçların üzerini örtmek isteyen ve önümüzdeki dönem böylesi bir baskı yöntemiyle sorunlarını dile getirmek isteyen ezilen ve sömürülenleri böylesi bir baskı sistemiyle engellemeyi hedefleyen bir ittifaktır. Ve biz bu ittifaka karşı bir kez daha diyoruz ki DEM Parti olarak, bizler Türkiye'de halkların ittifakını oluşturuyoruz. Bizler Türkiye'de kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının, hayvan hakları savunucularının ittifakını oluşturuyoruz. Bizler bu ülkede ekmek mücadelesi verenlerin, adalet mücadelesi verenlerin, ekmek yoksa adalet yok, adalet yoksa ekmek yok diyenlerin ittifakıyız ve bu ittifak kesinlikle bu çürük elma ittifakına, bu JITEM ittifakına karşı güçlü halkların ve ezilenlerin güçlü ittifakıdır.